Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 17.sindeyiz. Yani son videodayız arkadaşlar. Geometri tekrarı böylelikle bitmiş oluyor bu video ile birlikte. Ne işleyeceğiz? Dönüşüm geometrisi işleyeceğiz arkadaşlar. Dönüşüm geometrisinin içinde ne var? E, nokta, simetri var arkadaşlar. Simetri konusu, noktanın eksenlere göre, noktanın doğruya göre, doğrunun noktaya göre simetri gibi şeyler var. Artı bir de öteleme ve yansıma dönüşümleri var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle hep söylüyoruz, ne yapıyoruz konuyu dinledik. Daha sonra lütfen soruları siz kendiniz yapın. PDF açıklamasının videonun açıklama kısmında link var. Boş PDF kendiniz çıkartıp çözün. Sonra dolu PDF'ten çözümlerine, cevaplarına bakabilirsiniz. Bu arada gerçi bugün yoğun değilim ama bu zamana kadarki videolarda biraz yoğunluk olduğu için özellikle geçen videoda da vardı arkadaşlar. Birkaç tane. Yanlış okumadan dolayı hatalarımız oluyor arkadaşlar. Affola çünkü acele yapıyoruz. PDF'leri hazırla onu yap bunu yap hemen ardına video çek derken Bir de bir saate yani 2 saate yakın olunca video e, bazen şey oluyor arkadaşlar e, hatalarımız oluyor. E, affola elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet dönüşüm geometrisine başlayalım isterseniz. Öncelikle nereden başlayalım? Noktanın noktaya yöresimetriye. Arkadaşlar şöyle bir formül var hop üstünü çiziyoruz. Niye? Gerek yok kardeşim. Böyle bir formüle gerek yok. Mesela adam sana der ki A1'e 2 noktasının B noktası eksi 2'ye 3 noktasına göre eksi 3'e 5 noktasına göre simetriye derse ne yaparsın? Noktanın noktaya göre simetriye. Ee, buradan kaç azalmış? 4 azalmış. Bir daha 4 azaltırsın. Eksi 7'ye 2'den 5'e 3 azalmış. 3 artırırsın. 8 diye. Zaten bunu rahat bir şekilde bulursun. Noktanın noktaya göre simetriğinde sıkıntı yaşamazsın ya da Buraya x virgül dersin toplamları orta nokta koordinattan koordinatlarında yine burayı bulursunuz. Tamam mı gençler? Sonra geldik şuraya. Eksenlere göre simetriye. A virgül b ya da x virgül diyebilirsiniz fark etmez. A virgül b'nin x eksenine göre simetriye Şekli çizseniz de çıkacak ama bilmenizde fayda var. Çünkü niye? Doğrunun eksenlere göre simetriğinde de işimize yarayacak bu bilgi arkadaşlar bu. A virgül b'nin x eksenine göre simetri sorulursa y'si işaret değiştirir. Yani ordinat işaret değiştirir. A virgül eksi b olur. Şeklinde görüyorsunuz. Y eksenine göre simetriğinde x işaret değiştirir. Orijine göre simetriğinde de her ikisi de işaret değiştirir arkadaşlar. X eksenine göre simetriğinde bakın y işaret değiştirdi. Y eksenine göre simetriinde x işaret değiştirdi. Burada da her ikisi de işaret değiştirdi arkadaşlar. Orijine göre simetriğinde de. Geldik şuraya. Ispatı da var arkadaşlar. Y eşittir x ve y eşittir x x doğrusuna göre simetriğinde ispatı var. Ama en güzeli şu aslında. A virgül B'nin y eşittir x doğrusuna göre simetriyi noktalar yer değiştirir. Yani B virgül A olur en büyük sebeplerinden bir de şudur. B virgül A olduğunda orta noktası A artı B bölü 2'ye A artı B bölü 2 oluyor. Yani Y eşittir X doğrusu üzerinde oluyor arkadaşlar. E, ee, en canlıca ispat o diyebiliriz. Bir, biraz hissederek bir ispat oluyor arkadaşlar. Çünkü X'in de Y'sin de birbirine eşit olan nokta A artı B bölü 2'ye A artı B bölü 2. Bir tek B virgül A yaptığımızda her zaman arkadaşlar sağlanıyor. O şekilde de diyebiliriz. Y eşittir eksi x'e göre simetriinde de noktalar yer değiştiriyor ve işaret değiştiriyor. Yani eksi, a, eksi b virgül eksi a oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yine x eşittir k ve y eşittir eksi k doğrusuna göre simetriği de var arkadaşlar. Aslında yine burada bilmek zorunda değilsiniz her zaman söylüyorum. Ama doğrunun simetriğinde doğrunun bu e, özel doğruya göre simetriğinde bize faydası olması bakımından biz yine de bunu bilsek iyi olur. Yani a virgül b'nin x eşittir k'ya göre simetriği dediği zaman bunun iki katından x eşittir dediği için a'sını çıkartıyoruz. Bakın 2k eksi a'ya y sabit kalıyor. Çünkü x eşittir k'ya göre simetri aldığında, aldığında y'si değişmiyor arkadaşlar. Y eşittir k'ya göre simetri dediği zaman da bu sefer x'i değişmeyecek. Yani a virgül bunun iki katından b'sini çıkartıyorsunuz. 2k b. Nerede işimize yarayacak? Doğru simetriğinde de işimize yarayacak bir bilgi arkadaşlar bu. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Evet böylelikle tamam bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Bilmeseniz de Adam size direkt bir soru sorarsa 1'e 2 noktasını x eşittir 5'e göre simetri dediği zaman analitik düzlem çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi noktanın doğruya göre simetri var. Arkadaşlar noktanın doğruya göre simetriyi bildiğiniz analitin tekrarıdır. Şu şekilde mutlaka mutlaka çizeceksiniz. A x1 virgül y1 noktasının A x artı ve y artı c eşittir 0 doğrusuna göre simetri dediği zaman bir nokta bir doğru. Simetri dediğimiz hop dik olacak ve birbirlerine eşit olacaklar. Bu şekilde çizeceksiniz arkadaşlar. İlk hedefimiz de K'yı bulmak. K'yı bulmak için ne yapmamız lazım? İki doğrunun kesim noktası. Yani bu denklemi yazmamız lazım. E bu denklemi yazmak için bize eğim lazım. Gibi soruları kendinize soracaksınız. Öncelikle bu doğrunun eğimine M1, bu doğrunun eğimine M2 diyecek olursak doğrular dik kestiği için eğimler çarpma eksi birden M1 zaten belli doğru verildiği için arkadaşlar. O zaman M1'i bulduysan M2 de belli midir arkadaşlar? Tabii ki bellidir. M2 belliyse hocam eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarım. Denklemi yazdıysa iki doğrunun kesim noktasından K'yı bulurum. K'yı da bulduk sonra da noktanın noktaya göre simetrinden buradaki noktayı bulurum. Tamam bu şekilde anlattık ama ben daha farklı bir çözüm yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de çözülebilir. Sanki bu biraz daha uzunmuş gibi gözükebiliyor. Hatta bu yöntemi bildikten sonra yani şekil çizerek sonuca ulaşacaksınız ya. E, bu sistemle size şu soruda sorulabilir. Bir noktanın bir doğruya olan en yakın noktası sorulabilir. O zaman soru neyi söylüyor sana? K'yı soruyor sana. K'yı. K'yı bulacaksın. İki doğrunun kesim noktasından bulacaksın. Ama bunun daha güzel bir yolunu ben size sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hatta bununla ilgili ÖSYM e soru sordu. Bununla ilgili bir pratik yol var mı? Var. O pratik yolda eğim artı eksi biriken geçerli. E, verilen doğrunun eğimi artı eksi biriken geçerli arkadaşlar. Bu zamana kadar ki ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımız zaman da hep şunu görüyoruz arkadaşlar. Pratik yolu kullandırmış. Ama biz uzun da öğrenmek zorundayız tabii ki. Soruların her ikisinde de var arkadaşlar. Bununla ilgili e, ayırdığım sorularda bununla ilgili iki tanesinde ayrı ayrı işleyecek bir şekilde bir şey var. Merak etmeyin. Her ikisinde söylüyorum. Bizim amacımız neydi burada? K'yı bulmaktı. K'yı bulmak iki doğrunun kesim noktasıydı. Doğru denklemi yazmaktı. Doğru denklemini yazdık kesim noktası uyguladık. Kaybolduk. Nokta'nın noktaya göre simetriğinden de artık sonrasında B noktasını buluruz arkadaşlar. Adımları da buraya da yazmışım zaten. Ama bu adımları ezberlemek değil. <laughs> Bakın önemli olan bu adımları ezberlemek değil arkadaşlar. Maksat burada ne? Sen burada şekli çiz. Şekli çizdikten sonra yorumla. Zaten hep analitik geometrileri ne diyoruz? Basit bir şekilde şekli çizin. Şekli yorumlayın. Mantığınızı çalıştırın. Olay bitsin diyoruz zaten Sonra doğrunun eksenlere göre simetri. Arkadaşlar siz şunları biliyorsanız. Mesela x virgül y noktasının e, eksenlere göre simetriğini biliyorsanız doğrunun da eksenlere göre simetriğini rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Mesela düşünün en başta. x virgül y noktasının x eksenine göre simetriği. x eksenine göre simetriğinde ne oluyordu? y'si işaret değişiyordu. x, x virgül eksi y oluyordu. Ha. O zaman burada da bir doğrunun da x eksenine göre simetriyinde y'si işaret değiştirecek. Yani çok da sıkıntı yaşıyorsanız x yerine x y yerine eksi y yazacaksınız. Yani ax eksi by artı c eşittir sıfır oluyor arkadaşlar. Y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştiriyordu. Eksi x virgül y. Yani eksi a artı b artı c şeklinde olacak arkadaşlar. Orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani eksi a eksi b artı c eşit sıfır şeklinde olacaktır. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu. Yani y virgül x oluyordu. Yani sen ne yapacaksın? X yerine y Y yerine de x yazacaksın burada. Yani a y artı b x bakın artı c eşittir 0 oldu. Yani sen noktanın simetriğini biliyorsan burayı da rahat bir şekilde halledebilirsin. Nokta işte genelde bu karıştırılıyor arkadaşlar. O yüzden e, noktadaki simetrik eksi y virgül eksi x oluyor ya. Yani x gördüğün yere eksi y, y gördüğün yere şey yazacaksın. Bu sefer noktalar hem yer değiştiriyor. X ile y yer değiştiriyor. Aynı zamanda değiştirirken işaretle de değiştiriyor. Ama oradaki işaret değiştirirken bazen 3x eksi 5y oluyor ya. Oradaki işaretlerde bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ee, onu yapmanın en kolay yöntemi de şu. X yerine eksi Y yazmak. Yani eksi A Y. Y yerine de eksi X yazmak. Yani eksi B şeklinde direkt yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın X eşittir işte K'ya göre simetri. Dediği zaman da dedim ya size. Bilmek zorunda değilsiniz. Ama doğrunun simetriğini yaparken işimize yarayacak dedim. Ne yapıyorduk? Bunun iki X çıkartıyorduk. Yani 2K eksi X'e Y oluyordu. Aa hocam x gördüğün yere 2k -X, x yazacaksın. a çarpı 2k x artı b'ye artı c. Sonrasında denklemi düzenleyeceksin. y eşittir k'ya göre simetriğinde. Bunun ilk y'sini çıkartacaksın. x sabit. 2k -X y şeklinde yazacaksın. x gördüğün yere x, y gördüğün yere 2k y yazacaksın sadece. Olay bu. <laughs> Gençler olay bu. Bu şekilde sıkıntı yaşamadan olayı halledebilirsiniz. Peki doğrunun noktaya göre simetri arkadaşlar. Doğrunun noktaya göre simetriğinde de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu doğru, bu noktaya göre simetriği buysa bu denklemi bulacağım. Denklem bularken, bulurken daha doğrusu. Yine bunu iki farklı şekilde çözümünü öğreteceğim ama e, hatta farklı bir şekilde yapabilirim ama şu şekilde de yapılabildiğini de bilin arkadaşlar. Doğru denklemi yazarken ne yapıyoruz? Biz de kendimize iki soru soruyoruz. Hocam, denklem yazarken bir eğim lazım. Aa hocam, bu doğrunun bu noktaya göre simetrini alınca D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel. Yani, bunun eğimine m2 diyecek olursam m1 ile m2 birbirine eşit. Yani eğim belli. Ne bulmamız lazım? Nokta bulmamız lazım. Rastgele bir nokta seçecek olursak, hocam zaten bunlar birbirine eşit ya. Bu noktanın da A'ya göre simetriğini alırsam bunun üzerinde olmak zorunda. Kelebekten dolayı arkadaşlar, kelebekte koran birebir ya. Bunlar da birbirine eşit olacak. Yani K seçeceğiz. Rastgele bir K noktası seçeceğiz D1 üzerinden. D1'in A'ya göre simetriği nerede olmak zorunda? D2 üzerinde olmak zorunda. A hocam K'yi buldum. K'yı bulduktan sonra simetriğini aldın. L'yi buldun. E o zaman L de belliyse artık arkadaşlar. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini artık yazabilirsiniz. Hatta çözüm yaparken iki türlü şekilde de ben size gösteririm arkadaşlar. Bununla ilgili de bir sorum var. ÖSYM bununla ilgili soru soruyor mu arkadaşlar? Valla uzun yıllardır yani şöyle bir 5-6 yıla baktığımız zaman sanki bunlarla ilgili işte doğrunun simetriyle alakalı kısım hiç sorulmadı gibi bir şey ama Vallahi Hüseyin'in ne yapacağı belli olmaz. Her şeyi bilmemiz lazım ki zaten çok kolay bir yolla çıkıyor arkadaşlar. Yani rahat olun, relax olun. O konuları zaten beraber halledeceğiz. Yani siz bununla ilgili sadece bir soru görseniz sınavda karşınıza çıksa büyük ihtimalle yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Öteleme dönüşümü. Ya arkadaşlar öteleme hep şunu göstereyim ben örnek. Bunu sola aşağı ötüledim. Şekil yine aynı şekil mi? Aynı şekil. Ötelemede şekil değişmez kardeşim. Aynı şekil kalır. Yalnız şunu söyleyeyim ötelemede arkadaşlar A virgül B'yi mesela 2 sağa 3 2 sağa 3 aşağı ötele dediği zaman ne yapacaksınız? Hocam sağa sola ötelemelerde apsis değişir, yukarı aşağı ötelemelerde zaten ordinatın değişeceği belli. O zaman 2 sağa ötelediğin zaman sağa gidecek arkadaşım apsisi 2 artacak. 3 aşağı dediği zaman da ordinatı 3 azalacak. B-3 şeklinde olur. Hocam sola deseydi apsi azalacaktı. Hocam yukarı deseydi ordinatı artacaktı diyebiliriz. E, şekil ötelemesi de zaten basit. Şöyle birim kareler üzerinde şöyle bir şekil verdiği zaman arkadaşlar ya da şöyle bir mesela bir L versin şöyle. Şöyle bir L harfini verdi. Arkadaşım yapacağın tek şey bir noktayı ötele. Atıyorum işte sağa ve aşağı ötele dedi. Bir noktayı öteledin e, şekil aynı kalacağı için yönü doğrultusu aynı kalacağı için şekil değişmez. Sen bir noktayı öteledin. Diğer noktaları da öteleyeyim hocam demene gerek yok. Bir noktadan diğerlerini zaten çizebilirsin. Bir noktadan dolayı diğer şekilde aynısını çizersin buraya. Olay bitti. Yani sen bir noktanın ötelemesini yaparsın. Ondan sonra diğer bütün şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim döndürme dönüşümüne. Arkadaşlar döndürme dönüşümü de şöyle aklınıza kalsın. Valla benim atma gelmemişti. Geçen yorumlarda gördüm. Teşekkür ederim. Yani sizlerden de bazen çok güzel şeyler öğreniyoruz. Yani akılda kalması için çok güzel bir mantık e, üretmiş arkadaş. Şimdi indirgeme trigonometri indirgeme muhabbetini düşündü arkadaşlar. İndirgeme muhabbetinde ne oluyordu? 90'a tamamlamalarda ya, ya da 270'e tamamlamalarda ne oluyordu? Sinüs kosinüs oluyordu. Dönüşüm oluyordu değil mi arkadaşlar? Tanjant kotanjant oluyordu ya da tam tersi kotanjant tanjant oluyordu. Ve bir de ne yapıyordunuz? Bölgesine göre de işaret koyuyordunuz değil mi? Evet, burada da ispatını da yapmışım zaten arkadaşlar. Eş üçgenlerden bakın A virgül B noktası B virgül eksi A oluyor arkadaşlar. Ama biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. A virgül B'yi 90 derece döndürdüğün zaman bakın X virgül Y'yi sen bir 90 derece döndürdüğün zaman. Neresi olursa olsun fark etmez. Pozitif yönde ya da negatif yönde hiç fark etmez. Noktamız y virgül x olacak. Ama hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacaksın. Aynı indirgemedeki gibi 90 ve 270'de ne oluyordu arkadaşlar? Fonksiyon sinüs kosinüs oluyordu. Kosinüs sinüs oluyordu. Burada da x virgül y iken y virgül x olacak arkadaşlar. Sonra bölgesine bakıp işaretini koymuyor muyduk? Evet. Burada da bölgesine bakıp işaretini koyacaksınız. Mesela size basit bir örnek söyleyeyim arkadaşlar. Burada A atıyorum 1'e 2 noktasını e şeyde saat yönünde saat yönünde 90 derece döndür dedi mesela. Tamam mı? 1'e 2 noktasını döndürdün. Ne olacak? 2'ye 1 olacak. İşareti hangi bölgeye düşüyorsa. Hocam burada hop saat yönünde 90 derece döndürdüm bu bölgeye düştü. Bu bölgede işaretimiz nedir arkadaşlar? Artı eksi. Artıya eksiye yapıştırırız, olay bitti yani artı 2 eksi 1 olur. Peki 180 derece döndürmeden ne olur? Dikkat edin Do e yine indirgeme de 180 de isim değiştiriyor mu daha Yani x virgüli yine x y olacak. Ama dikkat edin sen bir 90 döndürdün buraya geldi, bir daha 90 döndürdün buraya geldi. A orijine göre simetri oluyor yani. A virgül B 90 döndürdüğünde B virgül A oldu ya. Bir daha döndür A virgül B olacak. Ama hangi bölgeye düşüyor? 1 iken 3'e düşüyor. Yani zıt bölgesine düşüyor. Yani işaretleri eksi eksi olacak. Yani 180 derece döndürmede de ne oluyor arkadaşlar? Orjine göre simetriyi alınır demişiz. X virgül Y'yi de sen... 180 derece pozitif yönde ya da negatif yönde hiç fark etmez. Pozitif yönde de döndürsen negatif yönde de döndürsen aynı yere geliyor arkadaşlar. Bu da neye göre şey, şey oluyor arkadaşlar? Orjine göre simetriği oluyor arkadaşlar. Yani noktamız ne oluyor? Eksi x virgül eksi y oluyor. İşaretleri değişiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsiyle ilgili detaylı sorularımız var arkadaşlar. Şekil sorusu bilmem ne sorusu. Ya yani güzel sorularla yine konuyu kavratacak güzel sorular var. Ya yani büyük ihtimalle bu dönüşümle alakalı bu kısmı tabi biz daha detaylı bir şekilde Konu anlatımlarını anlattık, şimdi özet geçtik arkadaşlar ama temel mantık bu. 90 derece döndürdüğünde y virgül x oluyor. Hangi noktaya düşüyorsa, hangi bölgeye düşüyorsa işaretini koy. 180 derece döndürme de orijine göre simetri oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. E şimdi burada da bayağı bir detaylı sorularımız yine var arkadaşlar. Bu detaylı soruların hepsinin çözümünü anlarsanız eğer sınavda çıkacak büyük ihtimalle sınavda çıkacak soru soruları rahat bir şekilde çözersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi örneklere başlayalım arkadaşlar. Sorulara başlayalım isterseniz. Bakalım ne diyor. A1 e 2 noktasının y e eşittir eksi x'e göre simetriğinin hemen başlıyoruz arkadaşlar. A noktası 1'e eksi 2 noktasının düzgün bir şekilde yavaş yavaş y e eşittir eksi x'e göre simetri. Ne oluyordu arkadaşlar y e eşittir eksi x'e göre simetriğinde? Noktalar yer değiştiriyordu. Önce yer değiştirin. Sonra işaretlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Y eksi x'e göre x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu. Bir de işaret değiştiriyordu. O zaman ne olacak arkadaşlar? İşaret değiştirdiği zaman da o zaman artı 2 ye eksi 1 oldu. Peki y eşittir x'e göre simetriğinin x eksenine göre simetriği. Bir de bunun x'e göre simetriğini alacakmışız. x'e göre simetriğini aldığımızda B noktasını elde ediyormuşuz. X'e göre simetriğini aldığımızda Y'si işaret değişiyordu. Yani ne oldu burası? 2'ye 1 noktası oldu. Peki öbür noktaya gelelim şimdi. C noktası eksi 2'ye 3 noktasının. Eksi 2'ye 3 noktasının. Y eşittir 4'e göre simetriğinde. Ne yapıyorduk? Bunun iki katından, bunun iki katından yazalım oraya. 2 çarpı 4'ten. Tabi ilk önce y eşittir dediği için x sabit kalacak. Eksi 2 virgül. Bunun iki katından 2 çarpı 4'ten neyi çıkartıyorduk arkadaşlar? Y'sini çıkartıyorduk. Normal analitik düzlem çizerek de yapabilirsiniz. Burası ne yaptı o zaman? Eksi 2'ye 5 noktası yaptı arkadaşlar. Eksi 2'ye 5 noktasının da e, orijine göre simetriyi soruluyor arkadaşlar. Orijine göre simetriğinde de ne oluyordu arkadaşlar? Buradaki noktalarımız işaret değiştiriyordu. Yani eksi 2 artı 5 artı 2 eksi 5 oldu. Bu noktada ne noktasıymış? D noktasıymış. Bizden ne isteniyor şimdi? BD uzunluğu isteniyor. BD uzunluğu neydi? İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi. 2 iki eksi 2'nin karesi. Artı 1 eksi ya da eksi 5 eksi 1'in karesi y'ler farkının karesi. O da kök 36 yapar. Yani cevabımız da kaç yapar? 6 yapar arkadaşlar. Evet. Birinci örneğimizin cevabı böylelikle 6 yaptı. Geldik ikinci örneğe. 1'e 2 noktasının bu doğruya göre simetri olan noktayı bulunuz diye söylüyor. Evet. Neredeyse tüm analitin tekrarıydı değil mi arkadaşlar burası? A 1'e 2 noktası. Şekli çiziyoruz arkadaşlar bakın. A 1'e 2 noktası. Doğrumuzda x artı 2'ye artı 10 eşittir 0 doğrusu verilmiş. Ne yapıyoruz? Şekli çizdik. Hop şöyle. Arkadaşlar şuradaki nokta isteniliyor bizden. B noktası isteniliyor bizden. Eğer uzaklık isteniliyor olsaydı arkadaşlar. Tabii ki burası dik ve şunlar birbirine eşit. Biz buradaki noktanın doğruya olan uzaklığını aşı bulurduk. Sonra iki haşı elde ederdik arkadaşlar. Ama uzaklık istenmiyor. Nokta isteniliyor. Nokta isteniliyorsa biz nereyi bulmalıyız arkadaşlar? Buradaki K noktasını bulmalıyız. X virgül Y noktasını bulmalıyız. Nasıl buluyorduk? Hocam öncelikle eğim. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Ters çevirip eksiyle çarpacağım. Çünkü doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1. Yani burası ne yapacak? 2. A hocam eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim ben. Ama ben buradan yapmayacağım. Doğru denklemini yazdıktan sonra iki doğruya ortak çözüm uygulayıp K noktasını bulabiliriz arkadaşlar. Sonra da noktanın noktaya göre simetriğinden burayı bulabiliriz. Bunu bulmanın daha kolay bir yolu var arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Ben buradaki K noktasını bulmaya yoğunlaşacağım ya. Eğimini de buldum ya 2 diye. Bak şimdi ister x'i ister y'yi yalnız bırakın denklemde. Hangisi daha kolay yalnız kalıyorsa. X'i yalnız bırakmak daha mantıklı sanki burada değil mi arkadaşlar? X eşittir. Eksi 2 y. 10 yaptı çünkü. Hocam y'yi yalnız bıraksak. Eksi x 10 bölü 2 ile uğraşacağız sadece. Yani sen x yerine eksi 2 y 10 yaz. Yaz buraya. X eksi 2 y eksi 10'u yazdın virgül bir de y var. A denklem sadece y'li oldu o zaman burası. X virgül y noktası sadece y'li oldu. E hocam bu doğrunun eğimi bu. A bu doğruda da iki tane nokta var. İki noktanın iki noktadan geçen doğrunun eğimi neydi? Y'ler farkı. Yani y eksi 2 bölü. X'ler farkı. Eksi 2y eksi 10 eksi 1'e eşit değil midir? Yani bu da eğime eşittir. Böylelikle y'yi bulabiliriz. İşler dışlar yapalım. Y eksi 2 eşittir. Eksi 4 y eksi 22 yaptı. Buradan da 5 y eşittir. Eksi 20'den y'yi kaç bulduk arkadaşlar? E, eksi 4 bulduk. O zaman y ye yerine gel şimdi eksi 4'ü yaz. Y ye yerine eksi 4'ü yazdığınız zaman artı 8 eksi 10'dan eksi 2'ye y ye yerine de eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 noktası yaptı arkadaşlar. Evet noktayı bulduk. Bakın k noktasını bulduk. 1'den eksi 2'ye kaç azalmış? 3 azalmış. Bir daha 3 azaltıyorum. O zaman burası eksi 5 yapar. Evet burası eksi 5 yaptı. 2'den -4'e yine kaç azalmış arkadaşlar? Azalma var yine. Yani 2'den 0'a 2 azalmış, 0'dan -4'e 4 azalmış, 6 azalmış. Bir daha 6 azaltacağım. O zaman eksi -4'ten 6 çıkarttığım zaman eksi -10 yapar. Yani noktamız ne yaptı arkadaşlar? -5'e 10 yaptı. Şunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Noktanın doğruya göre simetri deyince bu noktası is isteniliyor bizden. Ama bazen de noktanın bu doğruya en yakın olduğu nokta sorulabilir en yakın olduğu noktada direkt eksi 2'ye 4 noktası olurdu cevap arkadaşlar. Tamam. Ama ÖSYM bu soruları hep böyle mi sordu? Hayır. Nasıl sordu? ÖSYM bu soruları sorarken eyvah. nasıl soruyor arkadaşlar biliyor musunuz? Eğimi 1 ya da eksi 1 olan doğrulara göre soruyor. Bakın. A1 2 noktasının bu doğrusuna göre simetri olan noktayı bulunuz. Biraz önceki yaptığımız yoldan bulabiliriz tabii ki. Hocam basit bir şekilde şekli çizelim. Nasıl? A noktası 1'e 2. Sonra şu doğruya göre x eksi y artı 5 eşittir 0 doğrusuna göre simetriğini alırken bu nokta isteniliyor bizden. Ne yapacaksınız? Şunlar birbirine eşit. Şurası x virgül y noktası. Hocam y'yi yalnız bırakmak daha kolay burada. X'i de yalnız bırakabilirsiniz gerçi fark etmez. Y buradan ne oluyor arkadaşlar? X artı 5'e eşit oluyor. O zaman burada x virgül x artı 5 oldu. E bunun eğimi ne? Bunun eğimi artı 1. Bunun eğimi de eksi 1 olacak o zaman arkadaşlar. İşte eğim. Y'ler farkı. X artı 5 eksi 2 bölü. X eksi 1 eşittir eksi 1'den. X'i bulacaksınız arkadaşlar. Sonra da noktanın noktaya göre buraya bulacaksınız. Tamam. Daha sade işlem oluyor. Daha kolay işlem oluyor. Yine kolay işlem oluyor. Ama bunun daha kolayı da var arkadaşlar. O pratik yol ne biliyor musunuz? İşte o pratik yol şu arkadaşlar. Ne yapacaktık? Silecektik. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya göre simetriğinde kullanırken Pratik yol. Pratik yol nedir? Eğim artı eksi bir iken geçerli arkadaşlar. Eğimi bu doğruluğuna verilen doğrunun eğimi artı bir mi? Evet artı bir. O zaman ben kısa yolu uygulayabilirim. Tek yapman gereken x yerine noktadaki x yazdığın zaman denklemde x yerine bir yazdığımız zaman bir eksi y artı beş eşittir sıfırdan y'yi kaç buluruz arkadaşlar? Altı buluruz. Evet bulduğum bir y değeri var. Y yerine bir de noktadaki y'yi yazsan noktadaki y'yi yazsan o zaman x eksi y y 2 artı 5 eşittir sıfırdan. O zaman buradan da x kaç geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi. İşte bizim noktamız simetriği olan nokta şudur arkadaşlar. x virgül y noktasıdır. Bulduğun x virgül y noktasıdır. Yani eksi 3'e 6 noktası yapar sevgili gençler. Tamam. Noktanın doğruya göre simetriğinde Eğim 1 ya da eksi 1 iken bu şekilde pratik bir yolla daha kolay bir şekilde buluyoruz. Hadi size ödev bir de uzun yoldan bulun. Aynı nokta çıktığını görün isterseniz. Tamam mı? <laughs> Geldik şuraya. Doğrusunun 1'e 2 noktasına göre simetri. Evet. <laughs> Şimdi ilk etapta uzun yoldan yapacağım. Farklı anlatım yolundan yapacağım arkadaşlar. 2 x eksi 5 y artı 10 eşittir 0. Bakın her ikisi de çok kolay aslında. A noktası 1'e 2. Bu doğruya göre simetri işte bizden bu isteniyor. Arkadaşlar bu doğru ne olmak zorunda? Bu doğrunun bu doğruya göre simetriyi alınırken tabii ki buradaki uzaklıklar birbirine eşit olacak değil mi? Evet. Bir doğrunun bir noktaya göre simetriyi yine bir doğru yapıyor. Bak ne yapıyorduk? Hocam doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Eğim var mı? Var. M1 dediğimiz 2 bölü 5. Eksi 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5. O zaman M2 de 2 bölü 5 yapmalı. Hocam ben bir nokta bulmalıyım burada. Ne yapacağız? İşte tam buradaki noktayı şöyle seçebiliriz arkadaşlar. Buna göre simetri bunun üstünde olmak zorunda. Ya da buradan bir nokta seçip buna göre simetrini aldığımızda bu nokta üzerinde olmak zorunda. O zaman buradan rastgele bir nokta seçeyim. Çünkü şunlar birbirine eşit. Çünkü bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı arkadaşlar. Buradan bir nokta seçeyim. Mesela hocam ben x yerine 0 yazsam. Yani tutup da şöyle yapmayın. Hocam x yerine 1 verdim. Y'si o zaman bak şey geliyor. X yerine 1 verdiğimiz zaman 12 bölü 5 geliyor mesela. Hani rasyonel sayı değil de tam sayı olursa işimiz daha kolay olur. Mesela X yerine 0 verdim. X yerine 0 yazınca Y'si kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. denklem üzerinde bak. X yerine 0 yazdığımızda Y'si de 2 geliyor arkadaşlar. Denklemi sağlamak zorunda. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. 0 iken 1 olmuş. Şunlar birbirine eşit ya. O zaman 1 iken de 1 artmış. Bakın 1 daha arttırdığımda 2. 2 iken yani 2 olmuş. Artış azalış yok. Burası da 2 olur. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. 2 bölü 5 çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Yani buradan 2x eksi 4 eşittir 5y eksi 10 yaptı. Yani buradan 2x eksi 5y artı 6 eşittir 0. Doğrumuzun denklemi oldu arkadaşlar. Birinci yol bu. Bu yolda gerçekten çok kolay bir yol arkadaşlar. Aşırı derecede kolay bir yol ve çok da rahat bir şekilde soruyu yaptırıyor aslında. Ama ben genelde nereden yapıyorum? Buradan değil de şuradan yapıyorum. Çözüm kalsın bak buradaki şey kalsın. En azından cevabın aynı çıktığını görün arkadaşlar. Bakın şimdi bir doğrunun şekli yine çiziyoruz tabii ki. Bir doğrunun doğrumuzun adı ne? 2x eksi 5y artı 10 eşittir 0. Bir noktaya göre simetriyi a noktası 1'e 2'ye göre simetriğini alırken ne olacak? Yine bir doğru olacak. Arkadaşlar bu doğru nasıl bir doğru olmak zorunda? Tabi şuradaki mesafeler birbirine eşit olmak zorunda. Bakın şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Bu doğrumuzun eğimiyle bu doğrunun eğimi aynı olduğundan dolayı hocam burası da 2x 5 y artı c eşittir 0 şeklinde olmak zorunda. Ni hocam niye? Eğimleri eşit olduğu için bunun eğimi 2 bölü 5 ise bunun da eğimi 2 bölü 5 olacak. Peki hocam burası eksi 2x artı 5 y olamaz mı? Olabilir. Denklemi öbür tarafa atarsın. Aynı sonuca yine ulaşırsın. Peki hocam burası 4x artı 4x eksi 10y şeklinde olamaz mı? Olabilir. Mesela sen c'ye 1 bölü 2 buldun. Denklemi 2 ile çarptığın zar 4x eksi 10y artı 1 şeklinde bulamıyor musun? Buluyorsun. Yani ana kalıp bu arkadaşlar. 2x eksi 5y artı c şeklinde olur. Ha belli bir katı olur. Belli bir orana bölünmüş olur. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Onu cevaba göre ondan sonra uyduracağız. Peki bu paralel doğru olduğu için böyle. Hatta aynı şekilde arkadaşlar buradan da bir tane paralel bir doğru çizdiğim zaman bu doğru da aynı şekilde olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Bu doğru da bizim 2x-5y eksi artı k eşittir 0 şeklinde olmak zorunda. Çünkü buna paralel bir doğru olmak zorunda bu da. Aa burada güzel bir şey var bu nokta bu doğrunun üstünde e o zaman ben buradaki noktadan k'yı bulabilirim x yerine 1 yazdım. 2 eksi y yerine 2 yazdım. Eksi 10 artı k eşittir sıfırdan. K'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Evet. K'yı artı 8 bulduk. Şimdi dikkat eder misiniz lütfen? Buradan buraya ne olmuş arkadaşlar? C'lere bakın. Artı 10'dan artı 8 olmuş. Yani artı 10'dan artı 8'e ne oldu? 2 azaldı. Bunlar birbirine eşit ya. O zaman aynı oranda buradan da buraya 2 azalır diyeceğiz. Artı 8'den 2 azaltınca burası da artı 6 mı çıktı? Evet. Yani 2x 5y artı 6 eşittir 0 şeklinde bulur cevap. Bakın 2x 5y artı 6, bulmuştuk zaten. Biraz önce de cevabı arkadaşlar. <laughs> tamam. Bu yolda güzel bir yol. Hatta bu yoldan dolayı doğrunun doğruya göre simetriğini de rahat bir şekilde yapabiliriz. Tabi paralel doğrular olduğunda. Hocam Müfredatta yok. Anlatmadınız doğrun doğruya göre simetriğini. Evet anlatmadık arkadaşlar. Doğrusunuz. Haklısınız. Hatta bak bu soruların şeyi. Şöyle gelebilir arkadaşlar. Bu soruların e, garip bir şekli. Şöyle gelebilir. Bak yeri, yer, yeri gelmişken bahsedeyim ben. Hocam bir doğru 2x 5y artı 3 eşittir 0. Öbür doğru da mesela 2x 3 5y. Bakın 2x 5y. Ee, artı 10 olsun bu da. Eşittir 0 şeklinde olsun. Tamam mı? Hocam soru şöyle olursa eğer sözel gelir tabi. Bu doğruyla bu doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri de sorulabilir bize. Artık sana şu yolu öğrettim ya. Sen artık bu soruyu da yapabilirsin. Bizden bu iki doğruya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri tam ortadaki değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman tam ortadaki doğru denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Burası da 2x eksi 5y artı 3 artı c eşittir 0 şeklinde olur dersiniz. Buradan buraya kaç artmış? 7 artmış. Bak buradan buraya 7 artmış. O zaman buradan buraya 7 arttıysa buradan buraya kaç artar? 3.5 artar. 3'ten 3.5 arttırınca c 6.5 oldu. Hocam denklemimiz 2x eksi 5y artı 6 eşittir sıfır oldu ama buçuklusu olmaz. Denklemi 2 ile çarpılmış ışıklarda olur. Yani 4x eksi 10 y artı 13 eşittir 0. İşte hem bu doğruya hem de bu doğruya eşit uzaktaki bulunan noktaların geometrik yeridir arkadaşlar. Yani bu sorunu bu şekilde farklı türleri de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Tamam yeri gelmişken söyleyelim dedim. Ki e zaten bu soruları çözümleri başka sorulara da uyarlayabilmek gerçekten önemli. Geldik mesela şuraya. Bu doğrunun bu doğruya göre doğrusuna göre simetriği nedir diye soruluyor. Hocam müfredatta yok onu söyleyeyim. Ama bu müfredatta yok diye ya bu mantıkta soruyorum çözümünü bilmiyor musunuz anlamında kesinlikle biliyorsunuz. Öncelikle iki doğru verildiği zaman şuna bakmanızı tavsiye ediyoruz. Eğimleri nedir? Eğimi nedir bunun? 2 bölü 3. Bunun eğimi nedir? 2 bölü 3. Aa hocam eğimler birbirine eşit. Demek ki bu iki doğru paralel. O zaman Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu doğrunun şu doğruya göre simetri isteniyor. Bu doğrunun bu doğruya göre simetri yine bir doğru değil midir? Doğrudur. Ama şartımız ne? Şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Doğrumuzun adı 2x-3y artı 1 eşittir 0. Bu doğrumuzun adı 6x-9y artı 11 eşittir 0. Hocam bu doğruda 2x-3y şeklinde mi olacak? 6x-9y şeklinde mi olacak? Aynı cinsten yazmanızı tavsiye ediyoruz. Ne Yani hocam bunu 3'e bölsek 11 bölü 3 ile karşılaşıyoruz. Boş ver. Bunu neyle çarp? 3 ile çarp. 3 ile çarp bakayım bunu. 6x 9y artı 3 eşittir 0 oldu. Şimdi burası da 6x 9y artı c eşittir 0 olacak. Dikkat edin buradan buraya. 3'ten 11'e kaç artmış? 8 artmış. O zaman buradan buraya da 8 artacak. 11'den 8 arttırınca burası kaç yaptı? Artı 19 yaptı. Yani Doğrunun denklemi 6x 9 ya artı 19 eşittir 0 şeklinde oldu arkadaşlar. Yani doğrunun noktaya göre simetriğini anlattığımız soruda bakın iki farklı türde soru karşımıza çıkabiliyor. Bir iki doğruya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri bir de bu şekilde bir şekle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam güzel yöntem değil mi arkadaşlar? Evet. Geldik şuraya. Hocam bu sefer de bu doğrunun bu doğruya göre simetri istenmiş. Hemen bakalım eğimlerine arkadaşlar. Öncelikle eğimlerine bakalım. M1 dediğimiz nedir? 1 bölü 2. M2 dediğimiz nedir? Eksi 10 bölü 5'ten eksi 2. Aa hocam eğimler çarpımı eksi 1. Ters çevirip eksiyle çarpmış. O zaman bunlar ne olacaktır arkadaşlar? Ee, birbirine dik doğrular olacaktır. O zaman birbirine dik doğrular. Şekli çizelim. Birbirine dik doğrular. Mesela bu doğru. X eksi 2'ye artı 2018 eşittir 0. Bu doğru da arkadaşlar. X pardon. <laughs> 10x artı 5y eksi 2019 eşittir 0 doğrusu. Şimdi dikkat edin. Bu doğrunun bu doğruya göre. Burası dik ya. Simetriye alınırken. Hocam ben bunun buna göre simetrisini alsam burası yapar. Bu noktanın simetrisini alsam burası. Bu noktanın simetrisini alsam burası. Burada da bu noktanın simetrisini alsam burası. Bu noktanın simetriğini alsam burası. Yani sen bu tarafın simetrisini alsam bu tarafı yapar. Bu tarafın simetrisini alsam bu tarafı yapar. Yani bu doğrunun bu dik doğruya göre simetriyi ne yapıyor? Kendisi yapıyor. O zaman şu sonucu çıkarttık. İki doğru dikse o zaman doğrunun doğruya göre simetriyi ne yapıyor? Kendisi yapıyor. Yani bu doğrunun buna göre simetriyi isteniliyor bizden kendisi. Yani x eksi 2 y artı 2018 eşittir 0 şeklinde buluruz arkadaşlar. Vallahi bunları da e, değinmeden geçmek istemedim arkadaşlar. Çünkü böyleleriyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı. Kaldırıldı. Doğrunun doğru göre simetri. Ama yine de bilmekte fayda var. Şimdi geldik şuraya. Ne demiş burada? 3x eksi 4 y artı 5 eşit 0 doğrusun. x artı y eşit 0. Hocam doğrunun doğru göre simetriye. Yani kaldırılmıştı. Arkadaş bu özel bir doğru. y eşittir eksi x doğrusu. Gördün mü? Evet. Bazen çakallık yaparlar. y eşittir x'e göre değil de x artı y eşit 0 şeklinde yazarlar arkadaşlar. O zaman şimdi bu y eşittir eksi x'e göre simetrinden ne oluyordu arkadaşlar? x virgül y ne oluyordu? Eksi y virgül eksi x. Hem noktalar yer değiştiriyordu hem de işaret değiştiriyordu. Yani x gördüğün yere eksi y yazmak. Yani bunun burası ne olacak? 3 çarpı eksi y. Eksi 4 çarpı x y gördüğün yere de eksi x yazacaksın. Eksi x'i yazdığın zaman artı 5 eşittir 0. Ben o zaman bu doğrunun buna göre simetriğini bulmuş oldum arkadaşlar. Doğrumuz ne yaptı o zaman arkadaşlar? Burası eksi 3 y. Eksi 3y artı 4x artı 5. Hatta biz x'i e hep genelde başta yazıyoruz ya. 4x eksi 3y artı 5 eşittir 0 şeklinde oldu. Şimdi bizden ne diyor? D2 doğrusu olduğuna göre. Evet bu doğrunun bu doğruya göre simetri D2 doğrusu. Yani bu D2 doğrusu olduğuna göre. A1 2 noktasının D2 doğrusunun olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar noktanın doğru olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? Noktayı doğru yerine yaz. H eşittir. Noktada x gördüğüm yere 1. Yani 4 çarpı 1. Eksi 3 çarpı y'ye gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 artı 5 mutlak değerce bölü. Kare içinde a kare artı b kareydi. Yani 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi olacaktır. Şimdi yukarısı kaç yaptı arkadaşlar? Hatta aşağısı 4 ve 3 ise direkt aşağıya 5 diyebiliyorduk arkadaşlar. Yukarısı 4 eksi 6 eksi 2 artı 5 e, 3 yaptı. O zaman 3 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar cevabımız. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bunu iki farklı şekilde yapayım arkadaşlar. Bakın şunun birinci yolu. Şöyle göstereyim. Birinci yol. Birinci yolumuz basit zaten. Nasıl birinci yolumuz basit? Ee, eğer sen noktanın eksene göre simetriğini, özel doğruya göre simetriğini biliyorsan gerçekten basit arkadaşım. Nasıl mı? Şöyle. Dikkat edecek olursan. Şimdi 2x-3y artı 6 eşit 0 x eşittir 5'e göre simetriğinde ne oluyordu arkadaşlar? Bunun iki katından yani 2 çarpı 5 eksi x virgül y şeklinde oluyordu. x gördüğün yere bu 10 eksi x yani 10 eksi x y gördüğün yere de y yazacaksın. Yaz 2 çarpı 10 eksi x eksi 3 çarpı y artı 6 eşit 0 şeklinde bulunur direkt. Yani 20 eksi 2 eksi 3 y artı 6 eşit 0. Hatta buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 2x eksi 3y artı 26 eşit 0 geldi. Yani. Ama bu şekilde şıklarda olmaz. Eksi ile çarpılmış. Yani 2x artı 3y eksi 26 eşittir 0 şeklinde şıklarda olur arkadaşlar. Evet. Özel doğruya göre yani 2x eksi 3y artı 6 eşit 0 doğrusunun x eşittir 5'e göre simetriği aynen bu şekilde bulunur arkadaşlar. Arz edelim aklına gelmedi. Ne dedim ben size? Özel doğrulara göre simetriyi bulunurken normalde analitik düzlem çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki ikinci yol olarak şimdi nasıl yapacağız? İkinci yol. Bir kere grafik çizeceksiniz arkadaşlar. Grafik yöntemiyle daha rahat bir şekilde yaparsınız. Mesela burada x yerine 0 yazsanız y'si kaç geldi arkadaşlar? 2. Peki y yerine 0 yazsanız x'i kaç geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi. Grafiği çizelim arkadaşlar. Grafiğimiz bizim şu şekilde. Bak dikkat şimdi. Grafiğimiz nasıl olacak arkadaşlar? Nereden geçiyor? X eksi 3'ten y de 2'den geçiyor. Evet eksi 3'ten ve 2'den geçen bir doğru arkadaşlar. Şunu çizdik. Eksi 3 ve 2'den geçen. Hatta bunu biraz daha şey yapayım. Eksi 3 ve 2'den geçen bir doğru. Ne doğrusuna göre simetri? X eşittir 5 doğrusuna göre simetri. Arkadaşlar x eşittir 5 doğrusuna göre simetri. 5. Bu doğrunun kırmızı doğrunun şuna göre simetriğini aldığımızda şu doğru yapmaz mı arkadaşlar direktmen? Yapar. Evet bu doğru yapar. İşte bu doğru isteniyor bizden. Ne olacak? Bunun yansıması böyle. Yani şurada kaçlar ne olmaz sonunda? Eşit işte olmak sonunda. Aa hocam hem açı ortay. E, zaten bunun buna göre simetriyi burası yaptı. Zaten burası ne noktasıydı arkadaşlar? Eksi 3 noktasıydı. Yani burası 3 birimdi. Burası 5 birim. Toplam 8 birim. 8 birim. Nokta olarak burası ne yaptı arkadaşlar? 13. Üç. Yani üçe 0 noktası yaptı arkadaşlar burası. Hocam ben bu doğru denklemini yazmak için kendime iki soru soruyordum. Bir eğim iki nokta. Ya hocam eğim de belli aslında. Şuraya alfa dersem. Eğim nedir arkadaşlar? Şurası da iki bilimde. Tanjant alfaya eşit. Bu eğim tanjant alfaya eşit. O da 2 bölü 3'e eşit. Hocam bunun eğimi de nedir? Bu da bak ikizkenar kenar ya. Alfa ise burası da alfa oldu. Sola yatık. Eksi tanjant alfaya eşit. Yani eksi 2 bölü eşit. 3'e eşit. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 13 eşittir y eksi 0. Eksi 2x artı 26 eşittir 3y yaptı. Hepsini sol tarafa atalım. 0 eşittir 2x artı 3y eksi 26 yapar arkadaşlar. Bakın aynı sonuca ulaştık mı? Gerçekten ulaştık arkadaşlar. Şekil mantığıyla da sonuca ulaşabilirsiniz. Şekil mantığıyla da işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Eğer x eşittir 5'e göre bu özel doğruya göre simetriyi unutursanız. Bak ne yaptık burada? Bunun ilk katından x'i çıkarttık. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 10 eksi x oldu. 10 eksi x oldu arkadaşlar. Şöyle 10 eksi x'e y oldu arkadaşlar burası. <laughs> 10 eksi x'e y olduğuna göre noktada sadece x gördüğüm yere. 10 eksi x y gördüğüm yere. Y yazınca da direktman çıktı zaten. Çıkmasa da dediğim gibi e, ee, nokta simetriğini de anlatırken analitik düzlem çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz demiştik. Al işte. İşte analitik düzlem çizerek yaptık. Simetriğini alınca bu şekilde katlaması oldu arkadaşlar burası. Bu doğru denklemi isteniyor. Doğru denklemi yazarken de zaten her şey belliydi. Eğim ve nokta lazımdı. Eğim ve bir noktayı bulunca da olay bitti arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik şu soruya. Ne demiş arkadaşlar şu soru? Aşağıdaki şekilde KLMN dikdörtgenin orijine göre yansıması alınıyor. Evet. Bir KLMN dikdörtgeni var arkadaşlar bakın burada. Orijine göre yansımasını alacağız. Orijine göre yansıması almak demek arkadaşlar bir şeklin. Orijine göre yansımasını almak demek. Eğer zorlanıyorsanız zorlanıyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Noktaları düşünerekten yapın. Mesela bu noktanın orijine göre simetriye. Şuradaki nokta ne noktası arkadaşlar? Baktığınız zaman şu M noktası nedir? Eksi 3'e eksi 1 noktası. Eksi 3'e eksi 1 noktası. Orijine göre simetriği ne olacak arkadaşlar? 3'e 1 noktası olmayacak mı? Evet. Direkt noktanın simetriği bu yaptı. 3'e 1 yaptı arkadaşlar burası. Sonra N noktasına bakın. N noktası kaç? Eksi 4, eksi 5, eksi 6. Eksi 6'ya 1 noktası. Eksi 6'ya eksi 1 noktası. Orijine göre simetri aldığımız zaman Y'ler değişiyor. 6'ya 1 noktası yapıyor mesela burası. Evet şekil simetriğinde de köşe noktalarına bakabilirsiniz. Burası kaç arkadaşım? Eksi 3'e 1 e, burası 2 3 4 5. Evet eksi 3'e 5 burası arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 5 pardon. O zaman burası da ne yaptı? Orjine göre simetriği 3'e 5 yapacak. 3'e 5 noktası yapacak arkadaşlar burası. 3'e 5 diye böyle gösterelim. Öbürü de zaten buraya geldiği belli arkadaşlar. Zaten kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Evet 4 birim. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Evet. Şunları çizdik. Ve şunları hallettik arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki simetriğini aldık. Bu şekilde simetriğini aldık. Sonra diyor ki arkadaşlar ne diyor? Kalemene dikdörtgenin orijine göre yansıması alınıyor. Sonra diyor ki iki köşesi A ve B noktaları olan en küçük kare çizilip Hocam ne var bunda ya? En küçük kare. iki köşesi A ve B olan. Hocam işte kare şöyledir. Kaç kenar burası? 1, 2, 3, 4. E 4 birim de aşağı. 4 birim burada, 4 birim burada. Bizim karemiz de bu şekildedir. Deme, deme öyle. Niye? En küçük kare diyor. Yani çakallık var orada arkadaşlar. Ya ardışık iki köşesi A ve B olacak. A ve B olunca şunla uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu karşımıza çıktı. Ya da karşılıklı köşesi bu olacak. Yani bir köşegeni bu bu olacak arkadaşlar. Ee, bakalım diğer karemiz daha mı küçük? bir köşegen buysa yani köşegen uzunluğu kaç arkadaşlar? Dikkat edin karede bir köşegen uzunluğu buysa diğer köşegen de tam ortadan ve dik kesmiyor muydu? Evet o zaman arkadaşlar bir de onu düşünelim bakalım. Bu kare daha mı küçük? Karenin bir kenarı kaç arkadaşlar? 4. Sen şimdi burada karenin bir kenarı 4 birimlik bir şey elde ettin. Ama köşegeni 1, 2, 3, 4 olunca arkadaşlar karenin köşegeni 4 olunca 4 olunca bunlar da 2, 2 yapar. Burası da 2 yapar. 2, 2 ise burası da 2 kök yapar. Karenin bir kenarı iki kök yapar. O zaman en küçük kare dediği zaman karenin bir kenarı mi en küçük olur. 2 kök 2 mi en küçük olur? 2 kök 2 daha küçük değil mi? Çünkü karesi 16, karesi 8 yapıyor. O zaman karşılıklı köşesi olacak. Hocam ben bu kareyi nasıl çizeceğim o zaman? Köşegen yani bu karşılıklı köşelerse bu köşegense. E köşegen uzunluğundan çizebilirsin. Köşegen uzunluğu kaç birim? Dört. Köşegenler dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. O zaman diğer kareyi de çizerken Diğer e, köşegeni de çizelim 4 birim ve birbirini ortalasın şöyle. O zaman bizim uç noktalarımız şunlar olacaktır arkadaşlar. Uç noktalarımız onlar olacaksa bizim karemizin bir köşesi bu. Diğer köşesi bu. Diğer köşesi bu. Diğer köşesi bu. Dikkat edin. iki kök iki çıktı arkadaşlar bunlar. Bakın. 2, 2, 2, 2. Bir kenar uzunluğu da iki kök oldu. Tamam. Bitti. Şimdi iki köşesi A ve B olan noktaları olan en küçük kare çizilip oluşan kare 6 birim sağa 3 birim aşağı öteleniyor. Bir tane noktayı ötelesen yeterli. Hangi noktayı öteleyeyim ben? Mesela B noktasını öteleyeyim arkadaşlar. B noktası. Ondan sonra B noktasına göre kareyi çizeceğiz. Çünkü ötelemelerde ne yapıyorduk? Sadece bir noktayı öteleyip o şekli ona göre çizebiliriz. Kaç birim sağa? 6 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sağa burası. 3 aşağıya. 1, 2, 3. 3 aşağısı burası. O zaman bizim karemiz bu şekilde olacak. Karemiz nasıl gidiyor? 2 kök 2. Bak birim karenin köşesinden gidiyor. 2 tane kök 2. 1, 2, gitti. Sonra 1, 2, sonra 1, iki. sonra 1, 2. Bakın bizden kare bu mu yaptı arkadaşlar? Bu yaptı. Kestiği nokta bu yaptı. Dönüşümleri uygulandıktan sonra kestiğim bölgenin alanı kaç birim karedir? diye soruluyor arkadaşlar. Evet, dikdörtgenle karenin kestiği bölge neresi arkadaşlar? İşte tam olarak şurası. Abi. Bizden bu bölgenin alanı isteniliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Her şey belli aslında Farklı farklı türlerde bulabilirsiniz. A bazen bu uzunluk çıkmayabilir. Farklı bir şey de göstereyim isterseniz size. Hocam şu dikeyleri görüyor musunuz? Bakın şu köşegeni çizecek olursam. Hop şöyle. A şunlar birbirine paralel. Ve e, şunlar da birbirine eşit olduğu için arkadaşlar. Ya da şunlar da birbirine eşitse bunlar da eşit oldu. Yani şunlar da birbirine eşit oldu. O zaman burası A iken burası ne oldu? 3A oldu. Burası kaç A oldu? Burası da 4A oldu. Toplamda tüm alan kaç A yaptı arkadaşlar? 8A yaptı. 8A neye eşit? Hocam karenin bir kenarı 2 kök 2. 2 kök 2'nin karesine eşit olduğundan dolayı o zaman a'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. a1 ise bizden ne isteniliyor? 7 a isteniliyor. Cevap da 7 diyebilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol nedir arkadaşlar? Şunu sileyim isterseniz. İkinci yol da şu. İkinci yolda şu. Şunu sileyim de çözümde ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bizden şurası istenilmiyor mu arkadaşlar? Evet burası isteniliyor. E tamam her şey belli zaten. Bu birim kare zaten bunda sıkıntı yok. Hocam burası bir bir burası iki kökü ya. Burası kökü birim burası da kökü birim. Bak birim karenin köşeni, köşegeninden geçiyor. Çünkü iki kökü burası o burası da kökü. Yani şuradaki dik üçgene bakacak olursanız bir bir kökü yapıyor burası. E hocam tüm alandan şurada alanı çıkartırsak olay bitti. Yani ne yapacağız o zaman arkadaşlar? İki kökü karesinden karenin alanından. Şuradaki beyaz alanı çıkartacağım. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'yi çıkarttığım zaman 8 eksi 1'den cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. İşte taralı alan bu çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Evet burada işin esprisini Hem ötelemeyi hem orijine göre şeklin simetriğini alırken arkadaşlar orijine göre simetri diyorsa köşe noktalarına bakaraktan yorum yapacaksınız arkadaşlar. Orijine göre simetriğini alın böyle. Bakın aldık. Bir de bir nokta bir de küçük bir espri vardı burada. Ee, ne o? Kare. İki köşesi A ve B noktaları olan bir kare oluştur diyor. En küçüğü diyor. En küçüğü diyorsa uyanık olun. Ya ardışık iki köşesi A, B olacak arkadaşlar. Yani bir kenar dört olacak. Ya da karşılıklı iki köşesi. Karşılıklı iki köşesinin e, şey olması. Yani köşegen uzunluğunun dört olmasından yola çıkarak kareyi çizdik arkadaşlar orada da. Tamam. Olay bu. Sevgili gençler gerçekten güzel bir soruydu bu da esse noktası ile ilgili bölgenin alanı soruluyordu. Evet geldik şu güzel soruya. Bu sefer ne ötelemişiz? Daireye ötelemişiz. Bakalım ne diyor. M 4 eksi -3 merkezli 2√2 yarıçaplı daire 5 birim yukarı 7 birim sola ötelendikten sonra e, arkadaşlar daire üzerindeki noktaları ötelemek tabii ki zor olur. Daire ötelenmesinde ne yapacaksınız? Merkeze uygulayın dönüşümü. Yani merkezimiz neydi? Merkezimiz 4e -3'tü. Dönüşümü uygulayalım bakalım. 5 birim yukarı 5 yukarı 7 birimde sola 7 birimde sola ötelediğim zaman 5 yukarı ötelemek demek o zaman yukarı aşağı gitmek neydi arkadaşlar? Y eksenini etkiliyor. O zaman 5 yukarı ordinatına 5 ekleyeceğim. 7 sola diyor. 7 sola dediği zaman da apsisinden 7 çıkacak. Sağa sola gitmelerde ne olacak? O zaman 7 birim çıkartacağız. O zaman noktamız ne yaptı? Eksi 3'e artı 2 yaptı. Evet noktamız eksi 3'e artı 2 yaptı arkadaşlar. Sonra diyor ki ötelendikten sonra x eksenine göre yansıması alınıyor. O zaman bunun da bir de x'e göre yansımasını alın bakayım. Eksi 3'e eksi 2 noktası yaptı. Evet yeni noktanın merkezi yeni çemberin merkezi eksi 3'e eksi 2 oldu. Neresi orası? Tam olarak burası. Evet eksi 3'e eksi 2 noktası yaptı arkadaşlar. Yeni merkezimiz. Peki burası eksi 3'e eksi 2 noktası olsun bakalım. Ne soruyor bizden? Buna göre diyor son durumda dairenin ikinci bölgesindeki kalan parçasının alanı nedir? Ben artık merkezi bu şekilde ötelendiğini buldum mu buldum. Şimdi ne yapacağım? 2 kök 2 bir daire çizeceğim. O daire de arkadaşlar şuradaki uzunluk zaten kaç birim? 3 birim. Hocam 2 kök 2 zaten 3'ten küçük. Yani karesi 9 karesi 8 yaptığı için. O zaman ne olacak? Bizim dairemiz şöyle y eksenini kesmeyecek. Şöyle bir daire yapacak arkadaşlar. Bizden de zaten y ekseni üzerinde kalan bölgesinin alanını bulunuz diyor. Şu daire parçasının alanı soruluyor. Arkadaşlar güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Daire parçasının alanını bulmak için ne yapıyorduk? Hocam daire dilimi oluşturuyorduk. Oluşturalım daire dilimi. Yarı çap uzunlukları kaç birim? 2 kök 2. Hocam burası da 2 kök 2. E hocam buradaki uzunluk zaten eksi 3'e eksi 2 noktasıydı. Yani burası 2 birim. Şurası da 3 birim. Tamam. 2'ye 2 kök 2 var. Burası 90 derece. Hocam 2 2 kök 2 ise Pisagor bağıntısından 2 çıkar. Yani burada kaç? 45 derece çıkar. Aynı şekilde 2 2 kök 2 ise o zaman burası da 2 çıkar. İkisi e, kenardaki üçgenden burası da 45 derece çıktı. Yani... Şuradaki kaçımız kaç derece oldu arkadaşlar? 90. Şimdi bu daire parçasının alanını bulurken ne yapacağız? Çeyrek daireden çünkü 90'lık dilim arkadaşlar. Daire dilimin alanından yani çeyrek daireden neyi çıkartacağız? Üçgenin alanını çıkartacağız. Üçgenin alanı çıkarttığımız zaman olay bitti. Çeyrek dairenin alanı yarı çapı 2 kök 2, Pi 2 kök 2'nin karesi. Çar, bölü 4. Çeyrek daire olduğu için bölü 4. Eksi. Üçgenin alanı nedir? Hocam ister taban çap yüksek bölü 2'den gidin 4 çarpı 2 bölü 2'den ya da dik üçgen ya. X kenar dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısından gidin isterseniz. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den gidebilirsiniz. Burası kaç yaptı? 8 bölü 2'den 4, 2 pi yaptı burası. Evet cevabımız 2 pi eksi. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı zaten. Ee, bu ikiler sadeleşti. Cevap da ne yaptı? 4 yaptı. Yani cevabımız 2 pi eksi 4'e eşit oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM böyle bir soru sorar mı? Vallahi niye olmasın arkadaşlar? Daire ötelemesi sorup hem daireyi hem de ötelemeyi aynı anda işin içine katabilir. Şimdi geldik döndürmeye. Arkadaşlar döndürme. Bir kere ben size şunu söyleyeyim. Valla şöyle bir formül var ama emin olun ben bile hatırlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü niye kullanmıyorum? Eskiden kullanıyorduk. Çünkü biraz eee cisler vardı. Karmaşık sayılardaki mantık vardı arkadaşlar. Ondan dolayı. C, s, s, c, diye bir formül var arkadaşlar. İşte burası artı burası eksi oluyor arkadaşlar. Yalnız bunda emin değilim. Araştırmasını siz yaparsınız. İlk soruda isterseniz formülü yapın. Ama ben formülü çıkacağına inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bir nokta döndürülmesi istediği zaman büyük ihtimalle verilen nokta eksenlerle özel bir açı oluşturuyordur. Büyük ihtimalle. E, ee, hocam CSSC dediniz ne oldu? Formül böyle mi kalacak? Hayır. Asıl formül ne biliyor musunuz? Formül şu. Formül diye yazayım şuraya. Formül. Ama bence formüle gerek kalmayacak. Yani CSSC diye aklınıza kalsın sadece. X çarpı kosinüs alfa artı Y çarpı sinüs alfa. X, Y'leri yerleştiriyorsunuz sadece. Virgül. X çarpı sinüs alfa eksi Y çarpı kosinüs alfa oluyor arkadaşlar. İşte CSSC'de de biri artı biri eksi ama artı ile eksinin yerinden tam emin değilim. Valla siz isterseniz böyle yerine yazın arkadaşlar. Bu nasıl hoca demeyin. Gerçekten ben bunu kullanmıyorum. Çünkü niye? Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Buradaki formül bu şekilde. Ama formüle gerek yok. Analitik düzlem çiz. Olay bitsin. Analitik düzlem çizeceksin. Bak şimdi. 4'ü e 0 noktası nerede arkadaşlar? Burası. 4'ü e 0 noktasını sen orijine bağlayıp orijin etrafında döndüreceksen eğer. Hop şöyle bir dönme hareketi yapacak arkadaşlar. Pozitif yönde ya da negatif yönde. Dönme hareketini yaptırayım bakayım. Dönme hareketini yaptığı zaman şöyle bir dairesel hareket mi oluşacak arkadaşlar? Evet. Bu dairesel harekette merkezimiz, çemberin merkezi burası yapıyor. Burası da yarı çap. Yarı çap uzunluğu bizim için aşırı derecede önemli. Dönme hareketinde pozitif yönde diyor. Pozitif yön bu yön. Hadi bakalım pozitif yönde 30 derece döndür. Hop 30 derece döndürdüm. Buraya geldi. Bak 30 derece döndürdüm. 30 derece döndürünce yarı çap uzunluğu önemli. Tabii ki burası. Yani şurada kaç kaç derece? 30 derece. Şimdi yeni noktanın koordinatları isteniyor. Al sana yeni noktanın koordinatı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 2. Burası da 2 kök 3. Apsimiz 2 kök 3 ordinatımız 2. Yani 2 kök 3 e 2 noktası diye buluruz arkadaşlar. İşte sırf böyle soru çıkar arkadaşlar. Özel bir açı oluşturur. Yani özel bir açı oluşturur ya da e, o özel bir açı burada mesela açımız x eksenine yaptığı açı 0 derece özel bir açı aslında. Ya da kendisi mesela 4'e 4 noktası diye bir 4'e 4 noktası da e, büyük ihtimalle eksenle özel bir açı oluşturacak arkadaşlar. Bakalım bu soruya. 4'e 4 noktası orijin etrafında negatif yönde Negatif yön saat yönü değil mi arkadaşlar? Gerçi ÖSYM artık bu pozitif negatifi kullanmıyor. Saat yönünde ya veya saat yönü tersine diyor ama olsun. Negatif yönünde orası olduğunu zaten biliyoruz. Evet yine ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çiziyoruz arkadaşlar. 4'e 4 noktasını belirliyoruz. Hocam 4'e 4 noktası işte tam olarak burası. Tamam 4'e 4 noktasını belirledik. Şimdi ben 4'e 4 noktasını ne yapacağım arkadaşlar? 4'e 4 noktası burası. 4'e 4 noktası. Ben bunu döndüreceğim. Ama nereye bağlayarak? Orijin etrafında diyor. Orijin etrafında bağladım. Döndürüyorum. Hop şöyle bir dönme hareketi yapacak. Bu dönme hareketini de arkadaşlar yaptığı zaman şöyle bir dönme hareketi yaptığı zaman şu şekilde bir hareketi olacak mı arkadaşlar? Olacak. Peki şimdi dikkat ederseniz 4'e 4 noktası hop burası 90. Hocam burası 4 birim burası da 4 birim. A 4 4 ise burası 4 kökü. Zaten çember olduğunda ne önemli? Yarı çap bilgisi çok önemli arkadaşlar. Bakın yarı çap bilgisi. Ve x kenarda üçgen çıktı. Burada kaç? 45 derece o çıktı. Negatif yönde yani bu yönde 135 derece. Hocam buradan buraya dönünce 45 döndü. Buradan buraya 90 daha döndürürsem buraya gelecek. Yani 45-90 daha kaç yapıyor? Zaten 135 derece yapıyor arkadaşlar. O zaman o nokta buraya denk geldi. Bak çemberde yarıçap bilgisi çok önemli. Hocam burası da yarıçap 4 kök 2. A 4 kök 2 birim aşağıda. 4 kök 2 birim aşağıda ve y eksen üzerinde olan nokta neresidir? 0'a eksi 4 kök 2 noktasıdır arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? sıfıra eksi 4 kök 2 çıktı. Tamam. Bu şekilde soruyla karşılaşırsınız. Formüle gerek kalmaz. Mesela böyle bir soru. Eksi kök 3. Yani ben açıkça ve netçe söyleyeyim arkadaşlar. Ben ÖSYM yazarı olsam aha da böyle bir soru sorarım size. Eksi kök 3 noktası. Çünkü formülü bilenler formülü yapsın. Ulan formül neydi diye hatırlayamayanlar da bıraksın gitsin. Ama ya geometri dediğimiz şey şekil çizme. Sorunun mantığını anlama. Soruyu kavrama olayıdır arkadaşlar. Çizdik şekli. Eksi kök 3'e 3 noktasını getirdim. Bak şimdi eksi kök 3 noktası burası arkadaşlar. Evet burası kaç birim? Kök 3 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Bu noktayı orijin etrafında ne yapacağım? Döndüreceğim. E burada hocam 3 birim burası 3 birim burası. Pisagor bağıntısı yapacak olursak ki gerek yok. Özel bir açı oluşturur eksenlerle büyük ihtimalle. Kök 3'ün kök 3 katı 3 olduğundan dolayı buradaki açımız kaç derece geldi? Hocam 30. 30'dan 60'a geçiş kök kattır. 30'un karşısı kök bu yarı çap uzunluğu da çok önemli. Burası da kaç yaptı? 2 kök yaptı. Ben bunu döndüreceğim. Pozitif yönde yani şu yönde. Bu yönde 210 derece. Hop dönerken böyle bir dairesel hareket yapacak arkadaşlar. Hadi 210 derece döndürelim. Şuraya 60 bulduk ya. Buraya kadar döndüğünde 60 döndü. Hocam buraya kadar daha döndürdüm. 90 daha döndü, 150 döndü. 210 derece daha dönmesi için ne yapması lazım? 60 yapsın ki arkadaşlar burası 210 derece yapsın. Evet, doğru. Yani döndüğü zaman noktamız burası oldu. Ne önemliydi? Çembersel bir özellik var tabii ki. Yarıçap önemli arkadaşlar. İşte yarıçap ise al sana şurası yarıçap arkadaşlar. Yarı çap uzunluğu 2 kök 3 mü? 2 kök 3. Hocam benden bu nokta isteniyor. Bu noktayı bulurken de ne yapacağız? Hop şöyle eksenlere olan uzaklarına bakacağız. Hocam 60 dereceye burası. Buraya da 30 kaldı. 30 sa o zaman burası 30 derece yaptı. 30 90, 90 karşısı, iki köküçse, 30 karşısı, iki 60 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı 2 kök 3 çıkar. 60'ın karşısında da 3 çıkar. Yani apsisimiz kaç yaptı arkadaşlar? 3'e. Ordinatımız da kök 3 birim aşağıda. Yani eksi kök 3 noktası yaptı arkadaşlar. Evet cevabımız 3'e eksi kök 3 oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Soru sorulacaksa bence böyle sorulmalı. Tutup da o formülle sorulacak kısım bence sorulmaz. Dediğim gibi eskiden cisleri anlatıyorduk. Belki o zaman sorulabilirdi. Yani cis dediğimde şimdi ne demek istediğimi belki anlamıyorsunuz ama yani kosinüs yani e, karmaşık sayılarda öyle cis diye şeyler vardı arkadaşlar. Biraz da o mantıktan geliyor aslında o. O yüzden cisleri bilmediğimiz için o kaldırıldığı için müfredattan. Bence formüllü kısmı da kaldırıldı. Bu şekilde formülsüz olacak şekilde olan kısmı çıkarsa daha hoş olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve geldik şuraya. Bu sefer de bir noktayı başka bir nokta etrafında döndürmüş. Bak sen ne yapacaksın? Hocam yapacağın iş basit. Aslında burada bir tane daha soru var böyle. Bakın en son soru arkadaşlar. Burada ben şekil mantığıyla çözeyim. En son soruda da farklı bir mantıkla çözeceğim arkadaşlar. Şimdi şekil mantığıyla çözeyim. Eksi 3'e 6 noktasını 1'e 2 noktası etrafında döndüreceğim. ÖSYM'nin böyle bir sorusu var bu arada arkadaşlar. Böyle değil de son soru gibi bir sorusu var arkadaşlar. Yo böyle bir sorusu var. Ee, özel bir açı değil de 90 derece döndürülmüş hali var daha doğrusu. 1'e ee, 2 noktası etrafında döndüreceğiz. Evet 1'e 2 noktası neresi arkadaşlar? Şurası. 1'e 2 noktası. Analitik düzlemden faydalanacağız. Eksi 3'e 6 neresi? Eksi 3'e 6 da şurası arkadaşlar. Evet ben şimdi... Şuradaki noktayı bunun etrafında döndüreceğim arkadaşlar. Normalde şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın burası kaç birim? 1. Bir. Burası kaç birim? 2. Tamam. Burası kaç birim arkadaşlar? 3. Burası kaç birim? 6. Şimdi biz şunu yapacağız arkadaşlar. Belki şöyle yapabiliriz. Biz orijin etrafında döndürmeyi bildiğimiz için bu noktayı orijine taşıyıp bunu da orijine taşıdığımız dönüşümü uygulayıp orijin etrafında döndürüp ona göre işlem yapabiliriz aslında arkadaşlar. Ama e, ee, bakalım şekil mantığında olacak mı arkadaşlar? Şimdi burada büyük ihtimalle eksenlerle özel bir açı oluşturuyor demiştik ya. Burada da arkadaşlar şuna bir bakalım özel açı oluşturuyordur büyük ihtimalle. Şimdi şöyle dik üçgene tamamladığım zaman ben bunu döndüreceğim ya. Bu dönme hareketi nasıl olacak arkadaşlar? Hop şöyle olacak. İlk önce dönme hareketini bir yapalım. Şöyle şu merkezde bir e, daire oluşturacak arkadaşlar. Çember yayı oluşturacak. Peki şuraya baktığım zaman Arkadaş burası 2 birimken burası da 2 birim. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Hocam 1 biri birim 3 birim burası. O zaman burası da 4 yaptı. Aa güzel bir şey çıktı. Ne çıktı burada arkadaşlar? 4'e 4. X kenar dik üçgen. Burada kaçı? 45 derece. Şu açı. Oo süper. Benden 135 derece döndür diyor. Bir döndürdüm buraya 45. E bir de 90 derece döndüreceksin. O zaman 90 derece döndürünce de tam burada kaçı? 90 derece olacak arkadaşlar. Tam şurası 90 derece olacak. O zaman işimiz kolay oldu. Bakın 90 derece döndürdüm bir de buraya. Yani toplamda 135 derece dönmüş oldu burası. Ne yönde ama pozitif yönde. Pozitif yön zaten bu yönde. Sıkıntı yok. Bize buradaki nokta isteniyor. Arkadaş burası 90 derece ya. O zaman burası da 90. A yarı çap uzunluğu çok önemli. 4, 4 ise burası 4 kök ki. Hocam burası da 4 kök ki. Hocam burası 4 kök ki. Bak yarı çap uzunluğu 4 kök ki. O zaman buraya ne kaldı? 4 kök 2 eksi 2 kaldı. Tamamı 4 kök ki. İkisi buradaysa burası 4 kök 2 eksi 2 kaldı. Hocam ne oldu burada? Şurası bakın 4 kök 2 yani apsi hala 1. Apsimiz 1. Tamam. Ordinatımız ne? 4 kök 2 eksi 2 birim aşağıda. Yani mesela burası 3 olsaydı ne derdiniz? Eksi 3 derdiniz. O zaman burası 4 kök 2 eksi 2 birim aşağıdaysa eksiyle çarpılmışı. Eksi 4 kök 2 artı 2 olmaz mı arkadaşlar? Buradaki noktanın ordinatı. Çünkü bu kadar aşağıda. 4 kök 2 eksi 2 birim aşağıda. Yani eksiyle çarpılmış olmak zorunda. 1'e eksi 4 kökü artı 2 şeklinde çıkacaktır sevgili gençler. Tamam mı? Ve o formül bizim CSSC diye verdiğimiz formül var ya burada işlemez. Niye? Çünkü o formül yine orijin etrafında döndürme ile alakalı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Geldik şuraya. A eksi 2'ye 3 noktası orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülürse. Bakın A noktası eksi 2'ye 3 noktası orijin etrafında döndürmelere geldi şimdi. Orijin etrafında 270 derece döndür diyor. Tamam. 270 derece döndürelim bakalım. 270 derece döndürdüğümüzde noktamız ne oluyordu? Ters çevriliyordu. 90 ve 270'te. 3'e 2. Ama hangi bölgeye düşmüşse o nokta burada değil mi? Saat yönünde 270. Saat yönünde 270. 3 tane 90 buraya düştü. Bu bölgedeki işareti nedir arkadaşlar? Eksiye eksidir. Hangi bölgeye düşmüşse ona göre işaretini koyuyoruz. Noktayı değiştir. Hangi bölgeye düşmüşse işaretini koy diyorduk. Peki B noktasına bu B noktasıymış arkadaşlar. Bir de C noktasına bakalım. Eksi 5'e 13 noktası kaç derece? Saat yönünde 180 derece döndürüldüğünde. Saat yönünde ya da saat yönünün tersinde hiç fark etmez arkadaşlar. Direkt orijine göre simetriği oluyordu. Yani 13'e eksi 5 ne oluyor da pardon işaretleri değişiyordu değil mi arkadaşlar? Orijine göre simetriğinde. Yani direkt ne olur? Artı 5'e eksi 13 şeklinde olur. Bu noktada D noktasıymış. Bizden BD uzunluğu isteniyor arkadaşlar. BD uzunluğu içinde X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi şeklinde oluyor idi. Değil mi? Ee, burada şey yazmaya çalıştım ama olmamış. Becerememişiz. Neyse. X'ler fark kaç arkadaşlar burada? Niye burası ben? Eksi 5'e 13 demişim değil mi? Evet orijine göre simetriye. Artı 5'e eksi 13 Burayı değiştirseydim keşke. ya. neyse. X'a fark kaç arkadaşlar? 8. 8'in karesi artı. Y'a fark kaç arkadaşlar? 11. E, 11'in karesi şeklinde olacak. 11 121 artı. 64 artı 121. O da kaç yapıyor arkadaşım? 185 yapıyor. Kök 185 diye bulunur arkadaşlar. Tamam. Özel bir üçgen koyacaktım ama işlem hatası yapmışım. Koyamamışım. Kusura bakmayın. Soruyu yazarken. Normalde şey yapacaktım. 8, 15, 17 üçgeni yapmaya çalışmışım. Ama becerememişim orada arkadaşlar. Becerdiğimi düşünüyordum ama harbiden becerememişim. Neyse. Evet. iki nokta arasında uzattı. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ama burada işin özü mantığı ne? 90 veya 270 derece döndürmeden ne oluyor? Noktalar yer değişiyor. Hangi bölgeye düşmüşse onun işaretini koyuyoruz. 180 derece döndürmede direkt orijine göre simetri oluyor arkadaşlar. Çünkü 180 derece hop buraya geliyor. Yani 2 iken burada ya da buradan hop buraya geliyor. Buradayken 1'deyken 3'te oluyor. Orijine göre simetri oluyor arkadaşlar. Ve geldik Son sorulara. Yani şu soruya. çekildik AB doğru parçası y eksenine göre yansıması alındıktan sonra arkadaşlar y eksenine göre şeklenme yansımasını da alabiliriz. Ama devam ediyor. Orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndüreceğiz. Hadi ben bunun y'ye göre yansımasını aldım. Hadi aldık diyelim. Buradan aldım şöyle oldu. Bunun y eksenine göre yansıması burası. Hop şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Evet. E şimdi ben bunu 90 derece döndüreceğim. Döndürmeyi nasıl yapacağız? İşte orada sıkıntı yaşayabiliriz. En baştaki dönüşümden itibaren şey yapabiliriz. Bir kere B noktası kaça kaç? 1, 2, 3, 4. 4'e 1 birim aşağıda. 4'e eksi 1 noktası. Burası kaça kaça arkadaşlar? 2'ye 5 birim aşağıda. 2'ye eksi 5 noktası burası. Şimdi bana diyor ki A noktasını bir öncelikle şey yapalım. 2'ye eksi 5'i. Y'ye göre simetriğini al diyor. Önce köşe noktalarını işlem yaparsak sıkıntı yok arkadaşlar. Y'ye göre simetriğini aldığım zaman x'i işaret değiştiriyor. Eksi 2'ye eksi 5 yaptı. Bunu da ne yapacakmışım? 90 derece döndürecekmişim. Nereye? Saat yönünde. Arkadaş bu nokta buraya denk geldi. Bakın bu nokta buraya denk geldi. Saat yönünde döndürdüğüm zaman buraya denk gelecek. Noktalar yer değiştirecek. 5'e 2 olacak. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti. Hocam ikinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgedeki işareti eksiye artı değil midir? Evet. Eksi 5'e artı 2 oldu arkadaşlar bu nokta. Evet A noktasının yeni noktası eksi 5'e artı 2. 1, 2, 3, 4, 5 eksi 5'e artı 2 yani burası oldu arkadaşlar A üstü diyelim buraya. Şimdi de B'ye bakalım. B noktası kaça kaç? 4'e eksi 1. Öncelikle Y'ye göre yansımasını alsak 4'e eksi 1 yaptı. Bunu da yine 90 derece saat yönde döndürdüğümüz zaman 1'e 4 olur arkadaşlar. Noktalar yer değiştiriyor. Hangi bölgeye düşüyor? Yine bu bölgeden bu bölgeye düşüyor. Yani aynı bölgeye düşüyor. Eksi 1'e 4 olur. Eksi 1'e 4 noktası da burası yaptı arkadaşlar. Bizim yeni nokta B noktası da buraya denk düşmüş oldu arkadaşlar. Yani işte bizden ne isteniyor? Bu şekil isteniyor arkadaşlar. Evet bunun Y ekseni göre yansıması alınıp normalde Y eksenine göre yansıması burası. Burada da burası arkadaşlar değil mi? İşte şu. Bunun da 90 derece dönmüş hali bu yapıyor mesela. Hani 90 derece dönmüş halini e, şeklen yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şey yapabilirsiniz belki ama zor olur. Kağıt elinizdeyken şöyle 90 derece çevirebilirsiniz aslında ama hani onu görmek biraz zor ve sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Bence en mantıklısı bu. Köşelere yani böyle bir şekil geldiği zaman doğru parçası. Köşe noktalarına onu uygula, sonra birleştir, olay bitti. Aynı mantık aşağıda da var. Mesela burada bu L gibi bir harf var. Bunu diyor, önce diyor, orijine göre yansımasını al diyor. Şeklin orijine göre yansımasını almak ilk etapta zor. O yüzden sadece noktalara yapın arkadaşlar. Orijine göre yansıması dese direkt biz bu noktaların orijine göre yansımasını alıp ona göre işlemimizi yaparız. Ama iki tane birden soruyor. Birim kareli zeminde çizilen şeklin orijine göre yansıması, yansıması alındıktan sonra pozitif yönde 90 derece döndür diyor bize. Hadi bakalım. O zaman bana ne lazım arkadaşlar? Köşe noktaları lazım. Köşe noktalarıyla ilgili işlem yapalım. Burası kaç arkadaşlar? 2'ye 2 noktası. A noktası. Hocam burası B noktası. 2'ye 2 3 4 5 6 7 2'ye 7. C noktası kaça kaç? 4'e 7. Burası kaça kaç? 2 3 4 4'e 3 yaptı burası. Buraya da D diyelim arkadaşlar. D noktası 4'e 4'e 3 noktası yaptı. Şuraya da E noktası diyelim. E noktası kaça kaç? 4 5 6. Değil mi? 2 3 4 5 6'ya 2 noktası yaptı. Şurası ee, 3 noktası. Burası 6'ya 3 noktası yaptı pardon. E, ee, F noktası ne yaptı arkadaşlar? 6'ya 2 noktası yaptı. Şimdi burada yapacağımız tek iş şu arkadaşlar. A noktası. Nedir A noktası arkadaşlar? 2'ye 2. Bakın A noktası 2'ye 2. Bir yukarıda çizeyim isterseniz. A noktası 2'ye 2. Tamam inşallah şekil buraya düşmez. Neyse. A noktası 2 ye 2 ye. ne yapacaksın? İlk önce orijine göre simetriğini alacakmışım. Hocam eksi 2'ye 2 oldu. <laughs> Bunu da ne yapacakmışım arkadaşlar? Bunu da 90 derece döndürecekmişim. Hangi yönde 90 derece döndüreceğim? Pozitif yönde 90 derece döndüreceğim. Hocam pozitif yön saat yönünün tersi. Yani şu yön arkadaşlar. Değil mi? Evet. Eksi 2'ye eksi 2 noktası. Normalde nerede arkadaşlar? Hocam burada. Saat yönünde saat yönünün tersini 90 derece döndüreceğim. Buraya denk denk düşüyor. Noktaları yer değiştirdim. 2'ye 2 oldu. Hangi bölgeye düştü? Bu bölgeye düştü. Bu bölgeye düşen nokta nedir arkadaşlar? O da artıya eksi olmak zorunda. Yani artı 2'ye eksi 2. <laughs> B'ye bakalım. B noktası kaça kaç? 2'ye 7. Hocam 2'ye 7. Orjine göre yansımasını aldım. Eksi 2'ye eksi 7. Sonra ne olacak arkadaşlar? Noktalar yer değiştirdi. 7'ye 2. Ama bu bölgeden bu bölgeye düşüyor. Artı 7'ye eksi 2 olacak. Dikkat ederseniz artık bu C noktasını daha hızlı yapabiliriz. 4'e 7. Orjine göre simetri ve şu. Bak ne oldu? 2'ye 7 iken ters çevirip bu ikincisi a, şey oldu arkadaşlar. Direkt aynı şekilde ters çevir. 4'e 7. 7'ye 4 oldu. Ama hangi bölgeye düştü? Şu bölgeye. Eksi 4 diyebiliriz. D noktası yine aynı şekilde. D noktası 4'e 3. 4'e 3. direkt direkt 3'e 4 oldu. Ama hangi noktaya bölgeye düşüyor? Şuraya. İkincisi negatif oldu arkadaşlar. E noktası kaça kaç arkadaşlar? 6'ya 3. E noktası da 6'ya 3'ye. Yine aynı şekilde 3'e 6. Ama ikincisi negatif olacak. F noktasına da bakalım arkadaşlar. F noktası da 6'ya 2. Direkt şöyle direkt böyle yaptığımız zaman 2'ye 6 oldu. Tabi burası da eksi olacak. Yalnız noktaları yazın. Bak şimdi. A noktası 2'ye eksi 2 ya. Bak şimdi A noktasını gösterin. 2'ye eksi 2 burası. A'yı yazın. Mutlaka yazın. A'nın yeni yeri burası oldu arkadaşlar. Sonra B noktası 7'ye eksi 2 oldu. Evet B noktası 7'ye eksi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye eksi 2. Bakın burası oldu. B noktası. B yazın arkadaşlar. Niye? Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsınız yazmazsanız. Şimdi söyleyeceğim. 7'ye eksi 4 öbürü. Burası C noktası. 3'e eksi 4 diğeri. 3'e eksi 4 diğeri. Burası D noktası yaptı. Sonra 3'e eksi 6. Şurası 3'e eksi 6 ne oldu arkadaşlar? Burası E noktası yaptı. Sonra 2'ye eksi 6. 2 eksi 6. O da burası yaptı arkadaşlar. Yani buraya da F noktası deyin arkadaşlar. Çünkü dörtgeni nasıl oluşturacağınızı bilemezsiniz. Belki şöyle, şöyle, şöyle gelip böyle gelip, böyle gelip, böyle oluşturacaksınız. Görüyor musunuz bak noktalarla böyle gittiğiniz zaman. Şöyle bir dörtgen oluştu. Hocam bunun bununla alakası yok. İşte gördünüz mü? Bu sıkıntıyı halletmek için ne yapacaksınız? Şu e ilk baştaki A'ydı, B'di, C'di, D'di böyle gittiniz ya. O sırada bak A'dan B'ye sonra B'den C'ye, sonra C'den D'ye, D'den E'ye, bakın D'den E'ye, sonra E'den F'ye, sonra da buradan buraya. Bitti. İşte yeni şeklimiz bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Orijine göre simetriğini alıp 90 derece döndürülmüş hali işte tam olarak burası yapıyor arkadaşlar. Şeklimiz budur arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde de ilk bulduğunuz noktayı işte A, B, C, D, E, F sırasında gittiğiniz zaman o sıralamada A, B, C, D, E, F şeklinde çizerseniz şeklinizi direkt sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Ha belki direktman ben burada abartmışım. Niye abartmışım? Orijine göre simetriğini aldıktan sonra döndürmüşüm. Belki de direkt 90 derece döndürmüş halini soracak bize. Bu değil tabii ki 90 derece döndürmüş hali de direkt bu. Bunun 90 derece döndürmüş hali bu değil arkadaşlar. Orijine göre simetriğini aldıktan sonra bu şekilde döndürdük bunu. Gerçi 6 ye 2 e, bu 2 ye 2 gerçi orijine göre simetrini alıp döndürülmüş haliyle aynı mı oluyor bu? Evet 2 ye 2 bu şekilde buraya döndürülmüş hali saat yönünde değil saat yönünde yani 270 derece döndürülmüş haliyle aynı oluyor galiba. Evet. 270 derece döndürülmüş haliyle aynı oluyor arkadaşlar. Çünkü 2 ye 2 iken 2 ye 2 oldu. 2 ye 7 iken direkt 7 ye 2 oldu. Doğru doğru. 270 derece döndürmüş haliyle buradaki orijine göre yansımasını alıp 90 derece döndürülmüşü aynı şey olmuş oldu arkadaşlar. Hani bazen böyle sözel ifadelerde çıkabilir. Onu da siz kendiniz de yorumlayabilirsiniz. Ne demek yani hocam? Mesela adam der ki A virgül B noktasının orijine göre yansıtılıp 90 derece döndürülmesiyle 270 derece döndürülmesi aynı şeydir diyebilir. Hemen ne yapacaksınız? Orijine göre yansıttığında hocam burası A virgül B ya A virgül B demeyelim de mesela 1'e 2 noktası düşün. Ne oluyor o zaman arkadaşlar? Orijine göre yansıması 1'e eksi 2 yapıyor. E bunu da 90 derece pozitif yönde döndürdüğünüzde yani bir eksi 2 buradan buraya döndürdüğünüzde kaç yaptı? 2'ye eksi 1 yaptı mesela arkadaşlar. Sen direkt 270 derece döndürsen de noktalar yer değiştirecek bir de işaret değiştirecek. 270 derece döndürdüğünde de buraya denk geliyor mesela. Öyle sözel bir soruda sorulabilir arkadaşlar. Hani yeri gelmişken bak konu konuyu açıyor arkadaşlar. Onlardan da bahsetmek lazım. Ve geldik son soruya. ÖSYM böyle bir soru sordu mu? Sordu. 270 demiş olabilir. 90 derece demiş olabilir. Büyük ihtimal 90 derece demişti galiba arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Analitik düzen çizip şekil mantığıyla ispat yantılıyor yardımıyla sonuca ulaşabilirsiniz. Birincisi bu. Ama ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bak şimdi. Ben neyi döndüreceğim arkadaşlar? 1'e 2 noktası etrafında 6'ya 5'i döndüreceğim. Bak şimdi. Dikkat. Çok dikkat arkadaşlar. 1'e 2 noktası etrafında neyi döndüreceğim arkadaşlar? 6'ya 5 noktasını döndüreceğim. Ama hocam ben orijin etrafında döndürmeyi biliyorum. O zaman bunu orijine taşı. Orijine taşıman için buranın 0 0 yapman lazım. Apsinden 1 ordinatından 2 çıkartman lazım. Tabi yani burası eksi 2 olsaydı o zaman artı 2. E, ordinatına 2 ekleyeceğiz diyecektik arkadaşlar. O zaman ben burada apsisten 1 ordinatından 2 çıkarttıysam aynı dönüşümü bunu da yap. Yani sen bu noktayı aldın hop buraya getirdin gibi düşün arkadaşlar. Bu doğru parçasını aldın buraya getirdin gibi. O zaman bu dönüşümü de uygula arkadaşlar burada. Yani absinden 1 çıkart. 5'e ordinatından 2 çıkart. 3. Yani sen artık 5'e 3 noktasını orijin etrafında döndürebilirsin. O zaman 5'e 3 noktasını orijin etrafında 90 derece 270 derece döndür diyorsa sana. Döndürdüğün zaman noktan ne olacak? 3'e 5 olacak. Ama hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini alacak. Dikkat dikkat. 5'e ee, 3 nerede? Burada. Hangi yönde? Noktası etrafında 270 derece. Ya arkadaşlar yönünü söylemişim, söylememişim ama e, yön söylenmezse ki büyük ihtimalle söylerler arkadaşlar pozitif yön diye düşüneceğiz. Hop 270 derece döndürünce buraya denk geldi. Artıya eksi yapacak. Artıya eksi. Evet noktamız bu oldu. Yeni noktamız bu. Ama sen e 3'ü 0 0 etrafında döndürdüğün zaman o yaptı. Şimdi noktayı eski haline taşı. Eski haline taşırken de ne yapacaksın? 0'dan 0 0'dan 1'e 2'ye giderken apsise 1 mi ekleyeceksin? Evet. O zaman burada da apsise 1 e ekleyeceksin. Buradan 2'ye giderken ne yapacaksın? Ordinata 2 ekleyeceksin. Buraya da 2 ekleyeceksin. O zaman yeni noktamız ne yapar arkadaşlar? 4'e eksi 3 noktası yapar. Bu şekilde sen başka bir nokta etrafında döndürülmesi verilmişse o noktayı orijine taşı. O zaman öbür noktayı da orijine taşıdığın dönüşümü uygula. Orijin etrafında döndür. Sonra eski hale geri getir. Eski hale geri getirirken 0-0'dan eski hale geri, geri, geri gelirken abse 1 ekleyeceksin. Ordinata 2 ekleyeceksin. Burada da aynı şeyi yap. Abse 1 ekle. Ordinata 2 ekle. Ondan sonra dönmüş halini bul kardeşim. Öbür türlü de yapılabilir ama öbür türlü sanki biraz karışık oluyor arkadaşlar. Bu mantık çok da güzel oluyor. ÖSYM'nin aynen böyle bir soru sormuşluğu var sevgili gençler. Haberiniz olsun. Ve gençler böylelikle valla çok detaylı işledik. Gerçekten detaylı işledik. Detaylı soru çözdük daha doğrusu burada. Büyük ihtimalle e, dönüşümlerle ilgili bir soru geldiği zaman büyük ihtimalle kaçırmayacaksınız çünkü en ince detayına kadar ki olan soruları burada sizinle paylaştım. Ve geometri tekrar derslerini de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar ve büyük ihtimalle bu tekrarların da faydasını da inşallah göreceksiniz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani faydasını mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Yani burada e, elinden geldiğince size farklı tarzda sorular böyle göstermeye çalıştım ki çoğunluğunda öyleydi. Tamam mesela buradaki kullandığım şey eski konu anlatımındaki sorular e, soruların değiştirilmiş hali ama çoğunuz o eski konu anlatımındaki soruları da görmediniz zaten. O yüzden işinize de yarayacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bir şey yaptım. E, umarım faydamız dokunmuştur. Sınavda zaten e, bu tekrarları da yapan arkadaşlar büyük ihtimalle biz hep 8 örneğini veriyoruz. En az 8 yapacaksınız zaten. Gönlünüz rahat olsun. Sınava rahat girin. Sınavda eğer süre anlamında bir sıkıntı yaşamazsanız Geometride arkadaşlar 8 net garanti. Geri kalanı sınav psikolojisi. Ona da çıkabilir. İşte 8'den belki 6 ya da düşebilir. Sınav psikolojisine arkadaşlar. Ama bizim genelde söylediğimiz şeyler de tutuyor arkadaşlar. Genelde de geometriye gelenler beni düşünüyor böyle. Beni düşünce öyle bir mutlu oluyor. Sorular öyle takır takır yapıyor. Siz de inşallah aklınıza ben gelirim arkadaşlar. Aklınıza gelen başınıza gelsin inşallah. Geometride tabi ben geldiğim zaman da büyük ihtimalle stresiniz de kalmaz zaten. Stres yapın diye söylemiyorum arkadaşlar da bir sınavda biliyorsunuz zaten geometriye gelene kadar da o stres de ortadan kalkıyor arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. i̇nşallah hak ettiğiniz şekilde hak ettiğiniz netleri yaparsınız. Hak ettiğiniz puanı alırsınız. Çünkü bir emek harcadınız. Bir emek sarf ettiniz. İnşallah emeklerinizi karşılığını alırsınız arkadaşlar. Evet. Görüşmek dileğiyle daha rehberlikle ilgili yine konuşmalar falan yapabiliriz arkadaşlar sonrasında. Şimdi bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.